kaçtıkça kaçan ateş böceğim misin? Barış Bey, ben buradayım. Gördüm Hilmi, gördüm. Hilmi mi? Kızım, senin adın Hilmi mi? Yok. Aslı ben. Barış Bey şoförleri karıştırdı. Her şeyi, herkesi karıştırdı. Kim bu kız? Ben de tam nerede diyordum. Tanıştırayım. Nişanlımın şoförü Aslı. Ay canım ya, çok tatlı. Baksana konuşamıyor. Böyle yapabiliyor musunuz? Böyle bazen kekeli kekeli. Otursana tatlım. Yok Aslı, oturma sen. Benim işim bitmek üzere. Ben geliyorum arabaya şimdi. Yok. Ben oturayım. Nişanlınızın davetini geri çevirmeyin. 40 yılda bir oluyor nasılsa. Nişanlı. Ne yapıyorsun? Ay geleceğini biliyordum ya. İyi ki geldin. Ben de iyi ki gitmemişim yani. He. O kadar mı özledin sen beni ya? He? Ay yok, ondan değil ya. Ya ondan değil. Ay ne dedim ben? Öyle demek istemedim. Vallahi billahi öyle demek istemedim ben. Özlüyorum yani ben seni. Çok özlüyorum. Tabii ki özlüyorum ama şey, biri geldi, biri içeride. Böyle stres oldum ben, sıkıntı çıkacak diye. Yoksa bütün gece seni düşündüm ben. He. Nasıl düşündün peki? Teo, Veli içeride. Allah Allah, abim bitti, Veli başladı. Bak bana bir sinir basıyor ha. Bir baş başa kalamadık ya. Ne zaman görüşeceğiz biz? Ya sen onu abime laps diye söylemeden önce düşünecektin canım. Ben dedim ama sana, demedim mi? Demedim mi, dedim mi? Dedim. Tamam dedin Gülya. Nerede bu Veli? Gideyim sinirimi ondan çıkarayım. Nerede bu? İçerideler. Didişiyorlar abimlerle. Bana bak, ağzını bozup benim kadırgalı çenemi açtırma. Açacak bir şey yok Metin Bey. Yanlış anladın. Bir sakin ol. Ya, sakin olun. Yetişkin insanlarsınız. Düzgün konuşalım. Ben şiddete karşıyım. Yapıcı bir insanım. Sen hayırdır ya, yine geldin buraya ha? Aa, afili sahtekar da geldi. Bak ağzını topla beni ya. Adam dolandırıcının önünde gideni gelmiş bana sahtekar diyor ya. Teocuğum. Ama ben seni böyle arayı biraz yumuşat diye getirmedim mi? Sen böyle vavs diye girdin direkt ortaya. Ama Veli Beyciğim, oluyor mu böyle canım sizde? Sahtekar mahtekar. Biz şurada erkek erkeğe konuşuyoruz. Boncuğum hadi çık sen. Ne? Ne? Ne dedi o sana, neyim dedi, neyim? Bak o boncukları artık sana yediririm ha. Tamam, tadını kaçırdın işte. Yeter. Bir dakika ya, ne oluyormuş ya? Ne öyle boncuk boncuk? Bir anlatın bakayım siz bana ya. Abicim lütfen. Lütfen ama sırası değil, bir de sen başlama. Kim başlıyor kızım? Ne oluyor? Ne ayaksınız lan siz? Ben başlıyorum Barbu. Başladım daha doğrusu. Bu Gül'e boncuk diyor ya. Ben bir attım daha önce yani. Ha, o zaman yarım kalmasın güzel kardeşim. Başladığın işi bitirelim. Çok özür diliyorum Metin abicim. Şimdi... Bu herif benim kız kardeşime boncuğum mu dedi? Vallahi böyle bir gaflette bulundu. Daha önce de dedi, kafasına odunu da yedi ama adam ayar tutmuyor yani, anladın mı? Ayar yok. O zaman ayarı tutturalım kardeşim, değil mi? Yani hani el birliğiyle biz bu ayarı tuttururuz yani bence. Hay yaşa ya, vallahi bak o günden beri bu benim içime dert oldu çünkü. Şunu bir halledelim artık yani. Hadi. Oo, biri abi, biri yavuklusu. Olmadı bu iş Emrah. Oldururuz Veli Bey, bir sakin olsunlar bakalım. Ne ayaksınız lan siz? Ha? Bizim mahallemize gelip bize hava mı basıyorsunuz? Yürüyün lan buradan. Yürü Emrah, yürü gidelim. Ben buraya boşuna mı medeniyet getiriyorum ya? Ha? Burada medeniyet ölmüş kardeşim. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım bir de medeniyet diyor ya. Allah Allah. Biz şimdi ona böyle boncuk boncuk öğretiriz medeniyeti. Hiç merak etmesin. Helal lan Teo, şak diye yapıştırdın lafı, yemin ediyorum ha. Bak bunları bir araya getirdin ya, hayır işledin. Ama bu senin için hayırlı değil Veli. Yürü,
Tamam Meri Bey, isterseniz gidelim, sakinleşince devam ederiz. Ya Metin abi, ben diyorum ki hazır bu kadar gelmişler, şu boncuk hesabını kapatmadan göndermeyelim abi şunları, ne olursun ya. Ya boncuk hesabı dedin de, abaküs vardı bizim çocukluğumuzda, hala var mı onlardan ya? Bakalım var mıymış abiciğim. Ne oluyor he? Bağırma lan! Ya yakışıyor mu sizin gibi insanlara? Siz bu kapana kıstırılıp yakalanan gelincik hikayesini biliyor musunuz? Vallahi çocuklar, ben Veli'yi 10 yıldır görmüyorum. Ne yaptığı işi bilirim, ne yaşadığı hayatı. Niye boşanmıyorsunuz? Boşayalım sizi. Hem benim nişanlım Türkiye'nin en iyi boşanma avukatıdır. Boşanma mı? Boşanma yok. Boşanma yok. Boşayıp da hayatı kolaylaştıramam ben ona. Benim tecrübelerimden çıkardığım bir şey var. Eğer boşanmıyorsanız seviyorsunuz demektir. Seviyorum tabii kocamı. Seviyorum. Ama yani şu anda da size yardımcı olacak bir ilişkim yok. Acaba diyorum başka bir yol mu bulsak? Başka bir yol. Ama yani Veli Bey'in en azından iş hayatıyla ilgili bilginiz vardır. Bu sırlarını falan kiminle paylaşır onu bulsak? Vallahi Veli iş konusunda çok kurt bir adamdır. Yani en yakın adamı bile onun açığını yakalayamaz. Ama bazı işleriyle ilgili kilit belgeler birisindeymiş. Biz öğrendik onu. Vallahi bilmiyorum. Yalan. Kesin biliyor. Ah, hiç de yardımcı olamadım size değil mi? Öyle oldu. Keşke yardımcı olabilseydim. Yani Cahideciğim arayıp da sana gelinimi yolluyorum deyince çok istedim ama... Ah, keşke yardım edebilseydim size. Çok sevdim, çok yakıştırdım ben ikinizi. Yani böyle huyunuz, suyunuz, mesleğiniz, işiniz, kariyeriniz, her şeyiniz tam. Yani var ya, bence hiç uzatmayın. Hemen evlenin. Yoksa çocuk falan zor oluyor sonra. Şöyle yaz bitmeden güzel bir düğün. Ondan sonra romantik bir balayı. Ay, 2 kişi gidin, 3 kişi dönün inşallah. Ya. Allah! Allah'tan golf var. Hadi golfe gidiyoruz. Hayatım ne oluyor sana böyle? Hadi Nurhan Hanım, İlayda hadi. Ay ne heyecan yaptınız böyle ayol. Allah Allah. Kıyafetleriniz var mı? Yok hadi. Ayarlatalım o zaman. Hadi yürü, yürü. Delirdi. Hadi. Buraya niye geldiğimizi unutma. Teyzem kafasına göre bir iyilik yapmış işte. Aslı bak, Nurhan'dan bilgiyi alacağız ve bu hiç yaşanmamış gibi yapıp buradan gideceğiz. Yapabilecek misin bunu? Sakın bana hı hı deme. Bir yüzünü yıkayalım mı senin, ister misin? Niye yüzümü yıkacak mısınız canım? Niye böyle bir şey sordunuz ki bana? Ben gayet iyiyim. Yani her şey normal bence. Aslı sen şu an burada neler olduğunun farkında mısın? Farkındayım, gayet farkındayım. Niye öyle diyorsunuz? Teyzeniz mesela İlayda'yı çok seviyor. İlayda'ya gelinim diyor. Siz de onunla nişanlısınız. Hatta yakında çoluk çocuğa karışacaksınız inşallah. Şimdi hepsini başa saralım Aslı. Nurhan Hanım bir şey biliyor. Biz de bunu öğrenebilmek için onunla zaman geçirip bir şekilde samimiyet kuruyoruz. Ve biz bunları niçin yapıyoruz? İlayda'yla aynı yastıkta kocayım diye. Hayır Aslı. Senin mahalleni kurtarmak için. Ve Veli cezasını çeksin diye.
Anladım, tamam. Sonra da İlayda ile mutlu mesut koca imgeye. Anladım ya, tamam bende. Şimdi bu gelincik çok değişik bir hayvan. Şimdi sen buna tuzak kuruyorsun, kapana kıstırıp yakalıyorsun. Aynı sizin beni kıstırdığınız gibi. Ne oluyor bu gelinciğin? Süngüsü düşüyor. Böyle mahzun, çaresiz, çepil çepil bakıyor sana. Kıyıp da vuramıyorsun da. Ya adı bile gelincik. Var mı böyle isim? Adeta belli güldüren ismin güzelliğine bak. Şimdi peki biz bu hikayenin ana fikrini çıkarıp kompozisyon halinde mi yazıyoruz? Ben anlamadım ki şu anda yani. Ay vallahi bak, lise anılarım geldi aklıma ya. Ne pis pis şeylerdi onlar ya. He ya, değil mi? O ne kötü bir şeydi o ya. He ya vallahi. Ama bir şey diyeceğim. Bu kompozisyon olayı daha kızların yapacağı şey. Ben diyorum ki biz bu ana fikri çıkarıp bir tam vuralım kafasına, bitsin. He? Ha, mantıklı. Bu atasözleri dersinde eskiden bize bunların anlamlarını sorarlardı. Mesela derlerdi ki, havlayan köpek ısırmaz ne demek? Ha. Bir de şey vardı Metin abi. Demirden korkan trene binmezmiş. Ha. Şey vardı bir de. Hızlı koşan atın pisliği seyrek düşer derler. Ay bir de şey vardı. Her kuşun eti yenmez. Öyle ufacık tefecik gördün de sen beni karamürsel sepetimi sandın. Gül sen biraz şey yapmasan, yani heyecan yapmaya gerek yok. Çok güzel bir edebiyat dersi yaptık hep beraber. Ama ders bitti, zil çaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Hepimiz evlerimize dağılıyoruz. Metin abicim bir saniye, ben izninizle, müsaadenizle Veli Bey'le bir şey konuşmak istiyorum. Yani bir şey söylemek istiyorum kendisine. Veli Bey. Veli Bey, siz böyle tehditli mehditli konuştunuz ya. Ben hiç inanmıyorum sizin öyle şeyler yapacağınıza. Sen halden anlayan duygusal adamsın ya. Komiksiniz de. Ya komikten hiç kötü olur mu ya? Olmaz. Vallahi. Bak biz bu kadırgayı çok seviyoruz. Biz burada komşu değiliz ki. Aileyiz biz hepimiz. Gül benim üçüncü kız kardeşim. Barbo da tek erkek kardeşim. Eyvallah abi, sağ ol. Bak sen karını görmüyor musun 10 yıldır? Hala sevmiyor musun? Seviyorsun. Anlarsın sevenin halinden. Sal bizi be. Sal bizi, biz yolumuza gidelim. Şu küçücük dünyamızda, küçücük hayatlarımızda yaşayıp gidelim. Öyle kavrulalım kendi yağımızda. Biz öyle akıllıymış, aptalmış, ev mev istemiyoruz biz hiçbir şey. Güldüren adamı ağlattın be kız. Tamam be. Şaka. Hayır, gerçek. Sen bana kendimi buldurdun. Kaybettiğim değerlerimi hatırlattın. Ben de böyle bir mahallede büyüdüm kızım. Dokunmayacağım buraya. Ya Veli Bey, gerçekten mi? Ya ben biliyordum ya. Vallahi biliyordum. Ben sizin iyi bir insan vallahi biliyordum. Helal olsun be. İçindeki insanlık ölmemiş Veli Güldüren, helal. Sayenizde çocuk, sayenizde. Sen yoluna, biz yolumuza gelincik bey. Hadi sağlıcakla kalın. Veli Bey görüşürüz. Ne diyorsunuz bu işe? Nedir durum? He dedim, vazgeçtim sanıyorlar. Biz diğer maneliğe bakalım. Öbür yarmalarda inandı mı? Akıllarını aldım. Onlar ayıkana kadar biz hallederiz işimizi.
kaplumbağa çağırsın. Yok, bu sefer gelecek. Hep tutuyor. Seninkiler avukatı takip ediyor mu? Ediyorlar. Ofisteymiş, hiç çıkmamış. İyi, dursun otursun orada. Hadi. Oğlum ne sıkıcı bu iş ya? Avukat girdi, ofise çıkmadı. Sıkıldım beklemekten. Bu o değil mi? Yok, değilmiş. İlayda, ne yapıyorsun? Kızcağız tek başına gelsin yanımıza. Ay tabii canım, yalnız durmasın. Gel kızım, gel. Gel, yalnız durma orada. Ay ne güzel de kıyafetler bulmuşlar sana böyle. Değil mi? Yok, nasıl cicili bicili. Ya diyorum ki Barış'cığım, kızımız olursa onu böyle cicili bicili giydirelim ha? Sen niye şoförlük yapıyorsun bakayım güzel kız? Barış kadın titizliğine çok önem verir. Aslı da çok iyi bir şoför. Hatta düğünümüzde limuzinimizi Aslı kullanacak. Değil mi sevgilim? Aa, ay çok güzel bir fikir. Bunun numarası sana olmadı, ben değiştireyim. Aslı. Aslı. Şu an burada ne döndüğünü tekrar hatırlayalım mı, ister misin? Düğününüzde limuzini ben kullanacağım. Yani önceden kiralayayım da bana da prova olsun. Of! Aslı yok. Öyle bir şey yok. Nişanlı ajan benim Barış Bey. Nişanlı ajan benim. Benim rolümü çaldı. Bir de karşıma geçmiş benim taktiğimi bana satıyor. Ama siz de maşallah hiç ajan ayırt etmiyorsunuz. Gelsin nişanlılar, gitsin sevgililer. Bunu mu kıskandın sen? Bunu kıskandım tabii de başka neyi kıskanacağım? Ben niye buradayım? Eğer benim davam için bir ajanlık edecekse o da benim. Hayır, onun derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Yani buradaki bağcı ben oluyorum galiba. Siz niye alındınız ki üstünüze? Hayır, benim mesleğim ayaklar altına alınmış, ben onun derdindeyim. Mesleğin, evet. Mesleğim tabii, ne olacak başka? Hayır yani ne olabilir ki başka? İyi tamam, sorun yok diyorsan sorun yok. Ben de boşuna gerilmeyeyim o zaman. Siz niye geriliyorsunuz ki zaten? Hayır, kendinizi paylaşılamayacak erkek zannetmeyeceğinize göre gerilmeyin. Siz niye geriliyorsunuz yani, niye? İlayda'yı boğacak gibi duruyorsun da o yüzden. Yok artık. Katil miyim ben? Ben katil değilim, o katil. Ajanlığı zerre kadar beceremiyor. Mesleğimi katlediyor. Yok ya. Sanki o kadar kötü değil. Ha siz bu şakayı yapacak kadar da cesursunuz yani. İyi tamam, mesleki rekabet dışında bir sorun yok diyorsan benim de içim rahat edebilir. Yok dedim ya. We'll be right back.
Barış, şuram biraz ovar mısın? Masöz var içeride, çağıralım. Aa, insanın sevdiğinin eli sihirlidir ayol. İki dokunu versen iyileşir hemen. Ben şimdi masajdan anlamam, yanlış bir şey yaparım. Yanlış anlayacak bir şey yok. Şuraya iki ovuşturacaksın, geçecek. Hadi gel. Gel. Gel bakayım. Şöyle şu, tam şurası. Tamam. Yetti. Ay. Bak tam şöyle. Hah, şurası. Misiniz? Benim yanlışlıkla ayağım takıldı da siz iyi misiniz? Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Bilerek yaptın. İlayda niye bilerek yapsın? Ayağım takıldı dedi ya kız. Ay domates gibi oldun. Sen manyak bu manyak. Zaten taksiden de beni böyle atmıştı. Bilerek yaptı ya, biliyorum. Sen de geçmiş bana onu savunuyorsun Barış. Aa, niye beni savunsun canım, nişanlınız? Ben öyle geliyordum, dayanamadım. Döktüm. Duydun mu? Dayanamadım dedi. İşte yalan söylüyor. Bilerek yaptı. Ayağa takıldı ayağa. Niye bilerek yapsın? Tamam, uzatma. Nur Hanım, siz yardımcı olur musunuz İlayda? Tabii canım, ne demek. Ay gel canım sen, gel. Ah, domates salçası bilerek gibi. Yaptı Nur Hanım bu daha. Ay. Niye bilerek yapayım canım? Sanki sizi kıskanıyormuşum gibi. Sen beni kıskandığın için mi yaptın yani bunu? Aa, ne alakası var canım? Hayır yani ben sizi niye kıskanacakmışım? Bizim aramızda kıskanılacak bir ilişki mi var? Yani siz özgür bir insansınız, ne isterseniz onu yaparsınız değil mi? Aslı, ben demedim ki kıskanıyorsun diye. Sen kendin söyledin. Diyemezsiniz zaten, kıskanmıyorum çünkü. Ya ben sizin limuzin şoförünüzüm, bir kere niye kıskanacakmışım ben size? Hatta isterseniz nikah şahidiniz bile olurum. Aa bak, ne güzel fikir. O kadar canlık geçmişimiz var. Ben sizin nikah şahidiniz olurum. Otururum masaya. Derim ki ben bunların aşklarına şahidim. Evet derim. Altına da imzamı atarım. Tamam Aslı, sen biraz söylen, rahatla. Hatta çocuklarınızı da okula ben götürürüm. Ne servise para vereceksiniz? Canım ben varım. Hatta giydirirsiniz böyle benim gibi cici. Evet, o biraz ağır oldu. Yok canım, niye ağır olsun ki? Ağır olmadı. Bana müstahak ama girersen öyle çifte kumruların arasına. Ne kumrusu Aslı? Tamam hadi bak, söylendim bitti. İşimiz gücümüz var. Nurhan Hanım'ı konuşturalım da bitsin bu çile artık. Siz evliliği çile olarak mı görüyorsunuz? Aman bunu nişanlınız duymasın. Sakın, çok üzülür bak ha. Ama bak ne güzel huyunuz suyunuz pek dengi dengine yani, maşallah. Siz gidin nişanlınıza bakın öyle. Niye topa değmedi bu? Yanlış vuruyorsun da ondan. Bak şöyle yapacaksın. Bana değil aslan. Topa bakacağım. Bırakalım mı? O neydi öyle? Sen bu kızın sadece Barış'ın şoförü olduğunu emin misin? Yani kızın Barış'ta gözü var da benim Barış'tan yana bir şüphem yok. Yani Barış'ın şoför bir kızla ne işi olabilir Allah aşkına?
Hiç öyle deme İlayda. Ayağını denk al. Ben benim Veli ile 10 yıldır bu yüzden görüşmüyorum. Nasıl yani? Kadın seviyor benim kocam, kadın. Baştan göz çapkınıdır dedim, ciddiye almadım. Ama zamanla işin rengi değişti. Baştan önlemini al. İzin verme böyle şeylere. İzin vermeyeceğim zaten. Dur. Hemen böyle değil. Böyle gidersen kötü olan taraf sen olursun. Böyle alttan akıllı kızsın sen. Hem avantajlı olan taraf sensin. Bana bak. Bir haddini yerini bildirelim biz bu kızın ha? Bildirelim Nurhan Hanımcığım. Bildirelim. Kime bakmıştın? Dükkandadır onlar. Merhaba. Ben Çiçek Eğilmez'e bakmıştım. Burada mı acaba? Ha evet. Şu ileride parkın yanında Bal Böceği diye bir kafe var. Onların şimdi hepsi oradadır. Oraya bakabilirsin. Peki. Teşekkür ederim. Vallahi Gül bir konuştu, adam pert. Resmen özüne döndü. Ben de böyle bir mahallede büyüdüm. Ben ne yapıyorum falan diye utandı ya. Ya tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır vallahi. Değil mi? Hiç aklıma yatmadı ayol. Adam onca para döktüğü işten iki tatlı dile mi vazgeçti yani? Heh işte bak biz de onu diyoruz. Siz kim? Ben yani. Ben de aynı şeyi söylüyoruz yani. Siz ne zaman biz oldunuz? Ya şimdilik ateşkes ilan ettik işte. Sempatik sinsiyle. Hadi bakalım. Şey pardon bakar mısınız? Ay vallahi hiç bakamayacağım şu an kusura bakmayın. İçine baka baka bizi kandırmış ya, alay etmiş bizimle. Şimdi gitmiş adamları toplamış kahveye konuşuyor. Veli değil mi? Biz tahmin etmiştik ama bunu işte bak ne yapmış? Ne? Ya insanları kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Sizin bu mal sahibi var ya, onu çoktan kandırmış. Adam kendi vekaletinden vazgeçiyor. Hayda. Ne yani adam malından mı vazgeçiyor? Ay Metin abi akıllı ev vereceğim bilmem ne yapacağım deyip duruyor yani Veli. Ya üzülmeyin hemen. Biz bir konuşalım buranın sahibiyle. Belki yine vazgeçer. Yok, yapamam. Karşına geçip seni bu hale getiren benim diyemem. Benim yüzümden arkadaşlarınla koşup oynayamıyorsun. Benim yüzümden mahkumsun o sandalyeye. Neden yaptın dersen, neden bacaklarımı aldın benden dersen, ne cevap veririm sana? Onca mazeretin ne anlamı var sen çocukluğunu yaşayamadıktan sonra?
Özür dilerim küçük kız. Uyduruk bir hediye ile affedilemeyecek kadar büyük bir özür. Ayol o burayı 3.30 paraya almış zaten. Niye bir daha üstüne ev versin ki? Ay hiç yani. Ay vallahi salak bunlar ya. Nasıl kanıyorlar değil mi kızım? Ha? Öyle salak gibi. Halam öyle deme ya babaanne. Hem hiç onda değil ki, onu kandıranlar da. Yaşa kız. Neyse bu adamla artık farklı dilden konuşmanın vakti geldi abi. Biz bir gidip bakalım şuna hadi. Efendime söyleyeyim, sinema salonları, spor salonları, kapıda bekçi, böyle bir sitede oturmak istemez misiniz? İsteriz. Ne? Oğlum ne demek meğer gitmiş? Tamam kes. Bir işi beceremedin ya. Görünmeyen altyapı dört dörtlük. Fiber optik her yerden daha hızlı interneti var. Deli Bey avukat sabahtan beri golf kulübündeymiş, oraya gitmiş. Bugün Nurhan günü. Her hafta gider illa oynar orada. Onun yanına gitmiş olmasınlar bana bak. Kesin öyle oldu o zaman. Ulan karıma dokunursunuz ha. Yaktım hepinizi. Teker teker yakacağım hepinizi. Yürü Emrah, koş Emrah. Ne diyor bu ya? Ya şimdi bizim patron... Neyse çok uzun hikaye. Gül anlatsın, benim gitmem lazım. Tamam, hadi. Vallahi üzgünüm, Gül de anlatamaz çünkü Aslısı orada. Ya, ya kızım sen nereye gidiyorsun? Bir dakika oğlum, bir dakika. Millet buradayken hazır. Arkadaşlar, sevgili Kadırgalılar, bu veli sizi kandırıyor. Mevzuyu bir kere de bizden dinleyin. Cahideciğim ne asil kadın ama. Tıpkı gelinini de kendine layık bulmuş. Ya bambaşkadır Cahide Hanım. Tam bir hanımefendidir. Değil mi Barış'cığım? Nur Hanım, sizin Veli Bey'in kara para akladığından haberiniz var mıydı? Ah, yok artık, daha neler. Yapmaz Veli öyle şey. Yapıyor, yapıyor. Hatta sizin cemiyetin bağış gecelerini de bu yüzden kullanıyor. Ay ne sizini canım? Ay, sen de bu cemiyetin içine doğdun. Veli gibi sonradan falan da girmedin ayrıca. Hoş, Veli'yi de ben soktum ya. Yoksa Cahideciğim gibi soyu saraya dayanan biri muhatap falan olmazdı Veli gibi biriyle. Ne olmasın Nurhan Hanım? Geçti o hikayeler. Geçmez Barış'cığım, geçmez. Aile adabı nesilden nesile aktarılır. Bak mesela, şimdi aslında evlenen siz ikiniz değilsiniz. Aileleriniz. Aileleriniz birbirine denk olmasaydı evlenebilir miydiniz hiç? Anlamsız, gereksiz takıntılar bunlar. Hayatım, şimdi senle benim ailelerimiz birbirine denk olduğu için bunun nasıl bir engel olduğunu anlayamayız biz. Ben bir su alayım. Yok söyleyelim, getirsinler. Yok yok, ben alırım. Şoförüm ben. Sen nereye Barış? Otur da şöyle biraz Veli'yi konuşalım. Sevinirim. Bu Veli Bey'in belgelerini elinde tutan kadın... Onunla ilgili ufak da olsa bir ipucu vardır elinizde diye düşünüyorum. Şimdi diyelim ki sen bu kadını buldun. Belgeleri de aldın. Ne yapacaksın Veli'ye? Yani ona mahkeme karar verecek. Ben belgeleri savcılığa vereceğim. Demek ki sen kocamı hapse attırmak için benden yardım istiyorsun. Doğru olanı yapmanızı bekliyorum diyeyim. Yani yapardım tabii. Bilsem yapardım ama... Hiçbir şey bilmiyorum. Hadi oyunu
konuşmamızı bitirelim. Niye geldiniz? Nişanlınız bekler. Yapma Aslı. Abuk sabuk bir durumun içinde kaldık işte. Abuk sabuk bir durum göremiyorum ben. Belli ki teyzeniz İlayda ile sizi yakıştırmış. Aslı ne alakası var? Teyzem işte ilişkilerini kullanıp bir şekilde dava için bize yardımcı olmaya çalışmış. Samimiyet kursun diye de nişanlı demiş. Siz öyle diyorsanız öyledir. Ama Nurhan Hanım'ın söylediklerinde bir yanlışlık yok. Bütün aileler çocuklarının kendilerine denk biriyle olmasını isterler. Önemli olan çocukların bu istekleri ne kadar ciddiye alacağı. Almalılar. Ailemizin mutsuzluğu üzerine bir hayat kuramayız. İçine doğduğumuz hayatı bir başkası için değiştiremeyiz. Kimseden de değiştirmesini bekleyemeyiz. Aile ciddi bir problem diyorsun yani. Siz demiyor musunuz? Yaktım çıranı avukat. Çık ortaya. Karıma dokunmak ne demek göstereceğim sana. Çık ortaya, göster yüzünü. Aslı. Emrah dur. Geri git. Tamam dur. Sağ. Yok sağ değil, sola devam et. Böyle. Deli Bey bir karar verin artık. Tamam sola. Hadi gidelim. Olmaz. Daha Nurhan'ı konuşturamadık. Ben çok uğraştım, anlatmıyor. Gidelim, buluruz bir yol. Geldik buraya kadar, ben vazgeçemem. Belilerden önce bulursan konuştur. Sen ne yapıyorsun orada? İn aşağı, otur adam gibi ya. Görmeye çalışıyorum buradan Aslı'ları. Aa, oradalar. Geleceğim. Aslı. Ah, bakın adam öğrenmiş karısına geldiğimizi. Onu tahmin ettim zaten. Aslı kadını konuşturmaya çalışacak. Biz de şu Veli'yi bir oyalayalım. Veli Bey. Aha, orada. Bas. Karım nerede sahtekar? Bir sakin ol, ne bağırıyorsun ya? Bağırırım tabii. Sen insanların karısını rahatsız etmeye utanmıyor musun? Kimseyi rahatsız ettiğimiz yok. Sen niye rahatsız oldun ki karınla konuşmamızda? Bak bir de soruyor. Kimse benim karımla konuşamaz. Benim karım o. Yavaş, sakin ol. Çekil. Sen zaten. Ne yapıyorsun? Sen de dokunuyorsun. Söyle, ne yaptın buna? Bak her şeyi unuturum ama bunu unutmayacağım. Fikir. Getireceğim seni. Sakin ol, bir şey yaptığımız yok. Gittin. Baba.
Ya. Veli Bey, geri çekilin. Eğer geri çekilmezseniz bu çektiğim fotoğraflarla size taciz davası açarım ve inanın Barış kadar da insaflı değilimdir. Tamam İlayda, sıkıntı yok. İmrah nerede? Seni öldüreceğim. Veli Bey, alın şunu sırtımdan. Gül. Kime bulaştığının... Gül, tamam, sakin. Değilsin Gül, tamam, bırak. Avukat kızım, bak çek çek, bunu da çek. Ben de nasıl dava açıyorum? Yeter bir şey. Şiddet yanlısı bunlar. Yakanızdan. Hepinizi birden odun nerede? Dur sen bana. Ne yapıyorsun yeter ya? Hadi gel, tamam, gel Gül, gel. 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 Ah. Nurhan Hanım. Sizinle bir şey konuşabilir miyiz? Ne diyeceksin? Ben önce size bir kendimi anlatayım. Bütün gün etrafınızda dolaştım. Biraz garipsemişsinizdir. O yüzden açık konuşacağım. Konuş, konuş, konuş. Barış'la aranda bir şey var değil mi? Yapma güzel kız, bak yuva yıkıyorsun. Nurhan Hanım, benim burada olmamın tek sebebi mahallemi kurtarmak. Kocanızın göz diktiği mahallede yaşıyorum ben. Barış Bey de mahallemizin avukatı. Başka bir ilişkimiz yok yani. Ben seni tamamen yanlış anladım o zaman. Çok özür dilerim. Önemli değil. Veli Bey ablama, hatta bir sürü insana boş senet imzalatarak tapularını sattırmaya çalıştı. Onu hallettik. Ama vazgeçmiyor. Yani bizim de bu işi kökten halletmemiz için o belgelere ihtiyacımız var. Ben seni çok iyi anladım. Çok iyi anladım da sana yardım edemem. Çünkü Veli'yi tam 10 yıldır görmüyorum. Ayrı bile olsanız bir adamın karısı her şeyini bilir. Ve bence siz o kadını biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Çünkü o kadın benim. Ama ben kocamı çok seviyorum. Veli bana o belgeleri emanet ederken aynı zamanda kalbini de emanet etti. Beni ister oldur, ister öldür dedi. Sana açık konuşayım mı? Ben kocamı öldürmem. O yüzden siz kendinize başka bir çözüm bulun. Ne oldu oğlum? Ne diyor insanlar? Kimsenin bir şey dediği yok anne. Veli hepsinin gözünü boyamış. Bütün mahalleye zehrini akıttı, akıttı, gitti öyle mi? Biz bu Veli'nin vaatleriyle başa çıkamayız. Halım ajanlıkla çözer bence sorunu. Hemen öyle demeyin. Vallahi Kiço'm, hiç ümidim kalmadı. Kafeyi de kaybedeceğiz. Bırak aynı yastığa başımızı koymayı. Bu gidişle ayrı ayrı başımızı koyacak yastığımız bile kalmayacak. Arzum, aşkımın ilkbaharı. Gerekiyorsa icabında ben böbreğimi şak diye satarım. O senin başını yastığa koyarım yani, anladın mı? Ya kızım, bize Neşe anne he demiş ya. Kim karşı durabilir artık bu aşkımızın karşısında ya, değil mi abi? Yani doğru söylüyor mu? Ha? He çocuğum, he he. Bütün boyaları boyadım, kaldı bir fıstıki yeşil. Ay canım şimdi fıstıklı dondurma çekti. Ben alıp geleyim babacığım. Aşk olsun. Yani hepinize birden aşk olsun. Kimsenin umrunda değilim valla. Bu da bir genç kız. Hayatında bir kere gelin olacak. Aman hiç kimin umrunda? Kıyamam ben sana. Ah ah gel. Gel gel gel. Ay ay ay. Umurumuzda olmaz olur musun? Hiç güzel kızım. Umurumdasın tabii. Ben senin turşunu kuracağım. Bakma he dedim ama hiç veresim yok buna seni. Oo ama artık ya tamam konu kapa. Değil mi artık konuyu şey yapıyoruz kapatıyoruz. Elimizdekinden de olmayalım Arzumcuğum değil mi aşkım? Hadi sen o zaman git fıstıkçı şey dondurması. Evet değil mi, ben hemen gideyim Çiçam'a bir dondurma alayım gelim. Evet. Koş koş Allah koş, konu kapansın. Hadi koş koş. Fıstıkçı şey fıstıklı. O şey veriyorsun değil mi sen? Şaka yapıyorsun yani. Alacaksın sen.